Bütün köpek ırkları arasında en yanlış tanınan köpek hangisi diye soracak olsak akla ilk onun adı gelir. Doberman. Hollywood filmlerinde etrafa korku salan, sinirli, her zaman saldıracak birilerini arayan bir canavar olarak tanıttılar onu bize. Tıpkı Vietnamlıların küçük şeytanlar, kızıl de barbar kafa derisi yüzen, insanların kalbini çıkarıp yiyen ilkel insanımsılar olduklarına inandırdıkları gibi çoğumuzu. Ama Doberman o filmlerde anlatıldığı gibi bir köpek değil. Karizmatik ve korku salan görünümünün ve soğuk bakışlarının ardındaki inanılmaz karakterini sadece onunla ortak bir hayatı paylaşanlar anlayabilir. Bu videoda size Dobermanların neden çok özel köpekler olduğunu anlatacağım. Videonun sonunda da Dobermanlarla ilgili tarihten muhteşem bir hikaye sizi bekliyor. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımın büyümesi ve algoritmada daha iyi bir yere gelebilmem için videonun altına yorum yapmanız çok önemli. Şimdiden iyi seyirler. Doberman kelimenin tam anlamıyla Alman icadı bir köpek. Onu yaratan kişi ise bir vergi memuru. Karl Friedrich Louis Doberman. Şimdi bu amcamız 1800 yıllarda kapı kapı dolaşıp vergi toplayan bir memur. Tabii ki haydutların ve çetelerin kol gezdiği mahallelerde Almanya'da vergiden muaf değil. Bu nedenle bu izbe mahallelerde vergi toplarken kendisini ölümüne koruyan sadık bir köpek arıyor ama bulamıyor. O da kendi köpeğini kendisi yaratıyor. Ancak bu ırkı geliştirirken kayıt tutmuyor. Bu nedenle de Doberman Pinscher'ın hangi ırkların melezlenmesiyle ortaya çıktığı bilinmiyor. Bir rivayete göre Rottweiler ve Manchester Terrier kuzenleri arasında. Ama bu sadece bir rivayet. Kısacası Doberman'ın gerçek kökenini kimse bilmiyor. Doberman ismi de sadece bir lakap yani bir nickname. Aslında Doberman bir pincher türevi. Yani ırkı üreten vergi memuru dayının son adı bir pincher köpeğinde ölümsüzlüğe ulaşıyor ve ırk Doberman pincher olarak tescil ediliyor. Doberman inanılmaz zeki bir köpektir ve American Kennel Club sıralamasında en zeki 10 köpek arasında yer alır. Hollywood filmlerinden onu bir bekçi köpeği olarak tanısak da Doberman çok daha fazlasıdır. Diğer köpeklerin yaptığı her şeyi genellikle onlardan daha iyi yapar. Arama kurtarma, yakın koruma, polis narkotik tespit, kör rehberliği, çocuk bakıcılığı ve aklınıza gelebilecek her görevi kolayca öğrenir ve sizi asla yalnız bırakmaz. Doğa yürüyüşlerinde mükemmel bir yol arkadaşıdır. Ayrıca çok da iyi yüzer. Apartmanda yaşayan ve köpek sahiplenmek isteyenler genellikle küçük ırkları düşünürler. Doberman akıllarına hiç gelmez. Ancak Doberman bir apartman dairesinde beslenebilecek en mükemmel ırklardan bir tanesidir. Yanlış duymadınız. Apartmanda beslenebilecek en uyumlu ırklardan birisi. Size asla sorun çıkarmaz. Sosyalleştirdiğiniz takdirde misafirlerinizin gözdesi olur. Sürekli havlayıp komşularınızı rahatsız etmez. Yeterli egzersiz yaptırdığınızda onu gönül rahatlığıyla evde yalnız bırakabilirsiniz. Nasıl yani diye soruyorsanız birazdan anlatacağım. Onu en özel köpeklerden biri yapan eşsiz karakteri sayesinde. Doberman demek sonsuz bağlılık demektir. Bu köpekler sahiplerine ölümüne bağlıdırlar. Bütün köpekler sahiplerine bağlıdır. Tamam da Doberman biraz farklıdır. Tüm hayatını sahibinin yanında ve onunla dirsek temasında yaşamak ister. Bir insanın hayatını paylaştır bir köpeği kendisinden soyutlaması, zincirle bağlanması ve ona bir eşya gibi davranması kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Ama söz konusu Dobermansa bu izolasyon gerçek bir insanlık suçudur. Bu köpekler tüm hayatlarını size adarlar. Sizi karşılıksız severler. Sizi her zaman korurlar ve yeri geldiğinde sizin ve aileniz için seve seve canlarını verirler. Dünyada yaşayan başka hiçbir köpek ırkı sahibine bu kadar düşkün olamaz. Dobermanların yaşları ilerledikçe beyinleri büyümez ve cinnet geçirip sahiplerine saldırmazlar. Bu safsatayı ortaya atan her kimse siringomiyeli adı verilen bir hastalıktan bahsediyor. Bu hastalık tüm köpek ırklarında çok ender görülür. Ama en çok King Charles kavalyerlerde rastlanır. Hatta onların ırkına özel bir hastalık diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda Dobermanların ayrı bir yeri vardır. Tüm dünyanın birbirini boğazladığı o yıllarda Amerikan askerleri ormanlarda pusuya düşmemek için köpekleri kullanmaya karar verdiler. Sadık, baskı altında ve zor şartlarda pes etmeyen, zeki, kolay eğitilebilen ve kendine verilen görevi eksiksiz yerine getiren bir köpek ırkı gerekliydi. Yapılan bütün testlerden sadece Dobermanlar başarıyla geçti. Japon adalarında ve Normandiya'da özellikle ormanlık alanlarda uyuyan askerleri koruma görevini üstlendiler önce. Daha sonra uzak mesafelerdeki düşman askerlerinin yerini tespit ettiler ve yeri geldiğinde askerlerle birlikte savaştılar. Amerikan askerleri bu savaşlarda Dobermanlar sayesinde düşman askerlerini büyük üstünlük sağladılar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.